artık konuşması lazım. Söylemesi lazım. Ben doğruları söylemesi telefonla lazım. Aradım, açmadı. Ben en azından bir sesini duymak istiyoruz. Mehmet Ali yani Bey. Kararı şu anda yorumlamasa bile en azından bir kendisine bir iyi akşamlar diyelim. Çünkü her şeyin aslını o biliyor. Puan silme olayı olsaydı bugün belki Fenerbahçe'nin 2 yılı kurtulmuş olacaktı. Belki değil. %99 Fenerbahçe'nin bu 2 yıl cezası olmayacaktı. UEFA'yla zaten öyle bir karar çünkü pazarlığı yaptı. 2 yıl burada konuşurken hep söylediğim bir tek laf vardır. Mehmet Ali Aydınlar çok iyi bir Fenerbahçe'ydi derim hep. Doğru. Halen de iddia ederim. Ve o olaylar olduğu zaman da Mehmet Ali Aydınlar dedim bir gün konuşursa bunlar sokağa çıkamaz dedim. Vardı bu programda. Hiçbiri sokağa çıkamaz dedim. Çünkü olmayacak şeylerle suçladılar Mehmet Ali'yi. Mehmet Ali puan yapacak diye, Mehmet Ali kazanacak diye şampiyonluk getirmişti kulübe. Biliyorsunuz o şeyden. Evet. Voleybol şubesinden. Ve en büyük rahatsızlığı başkan duydu burada. Ondan sonra her türlü alacağı onun her türlü iyi karara, doğru karara Fenerbahçe'nin ileride çok lehine olacak kararları aldırmadı. Onun için buralara geldik. O gün dinlenseydi bu olaylar hiçbiri olmayacaktı Fenerbahçe'nin başına. Hiçbiri gelmeyecekti. O da kurtulacaktı bu işten. Bu leke herkesin ağrına gidiyor. Mehmet bak neler söylüyor Erman. Görür cevap veremiyoruz Erman. Hayır, Mehmet Ali Aydınlar'ın bu kararı, istifa kararı da Kulüpler Birliği'nin hiç mi günahı yok? Ayrı. Nasıl? Federasyon değişti. Günah, karar için. Ziya'cığım en büyük günah Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün önce başkanınındır. Hapishaneye gittikleri zaman Mehmet Ali çok iyi karar verdi. Uyalım buna diyorlar. Uymayın diyor, prim yapar diyor. Böyle bir şey olur mu arkadaş? İşte buralara gelir bu takım ondan sonra. Ondan Mehmet Ali çıkıp bunları anlatsın. Anlatacağım. Mehmet Ali bunları dava edecek şimdi. Söyledi Mehmet Ali. Bu lafı televizyonda evet, söyledi. Evet, sağ tabii. Dava edecek bunları. Nasıl kendilerini müdafaa edecekler? Hadi şimdi ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Nasıl müdafaa edecekler bunlar kendilerini? Abi, çok, ne diyecekler? Çok iddialı bir laf etmedi mi? Etti. Mehmet Ali Aydınlar. Eğer dedi benim verdiğim kararlar yanlışsa 45 milyon avroyu cezayı diyor ben kendi cebimden vereceğim evet, dedi. Doğru televizyonda ama aksi dedi. Karar çıkarsa KAS'tan veya UEFA'dan o zaman bu paraları sizden çatır çatır alacağım dedi. Doğru talep edeceğim dedi. Talep edeceğim doğru. Dedi. Her şimdi, Fenerbahçeli bunu bekliyor tamam, şimdi. Tamam şimdi olay tam Mehmet Ali Bey'in tabii. Olaylara vakıf peki, olduğu peki Mehmet Ali Bey'in o sözünü de bir hazırlayalım arkadaşlar. Hazırlayalım. Rahmetli Mehmet Ali Bey'in de söylemiş